Arkadaşlar merhaba. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Acil Geometri Soru Bankası'nda karma testlerdeyiz. İlk testteyiz ve ilk sorudayız arkadaşlar. İlk sorumuzda analitik düzlemde 2p-4 virgül p artı 1 noktası ikinci açıortay doğrusu üzerinde olduğu söylenmiş. P kaçtır diye soruluyor. İkinci açıortay doğrusu y eşittir eksi x doğrusudur arkadaşlar. Y eşittir eksi x doğrusu üzerinde ise nokta denklemde sağlaması lazım. Y gördüğüm yere ordinat değeri olan p artı 1, x yerine de absis değeri olan 2p eksi 4'ü yazdım arkadaşlar. Eksiyi dağıttım. Eksi 2p artı 4. Eksi 2p'yi p'nin yanına yolladım. 3p oldu. P'yi sağ tarafa attım. 3 oldu. 3p eşittir 3'ten p kaç oldu arkadaşlar? 1. Doğru cevap A şıkkı. İkinci soruda ise arkadaşlar A noktası verilmiş akare eksi 9'a 5 eksi A şeklinde ve bunun y ekseni üzerinde olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bize sorulan A noktasının orijine uzaklığı. Şimdi y ekseni üzerinde ise biliyoruz ki absis değeri 0 olacak. Yani akare eksi 9 0'dan akare eşittir 9. A da buradan ya 3'tür ya da eksi 3'tür arkadaşlar. Şimdi eğer A yerine 3 yazarsak 3'ün karesi eksi 9 5 eksi 3. Eğer eksi 3 yazarsak eksi 3'ün karesi eksi 9 virgül 5 eksi eksi 3 olur arkadaşlar. İlkinden 0 virgül 2, ikincisinden de 0 virgül 8 gelir. Orijine uzaklığı maksimum olması ikinci durumuna bakın arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Köşelerinin koordinatları 3,12, eksi 3'e 4 ve 9,4 olan ABC üçgeninin çevre uzunluğu sorulmuş arkadaşlar. Ben şöyle hemen hızlı bir şekilde ne yapalım? Koordinatlarını yazalım. 3'e 12, 3, 12 şu şekilde ne yaptım? A noktasını gösterdim. Eksi 3'e 4, onu da bakın şöyle gösterdim. Bu da B noktası. Bakın şurası 4. 9,4. O da bakın arkadaşlar. Şurada bir yerde 9. Bu da C noktası. Şöyle bakın. B ile C'nin burada aynı yatayda olduğunu görün. ABC üçgenini çizdim arkadaşlar. Ne yapacağız? Hızlı bir şekilde kenarlarını bulacağız. Bakın şurası 6 birim. Şurası da 6 birim. Bunun aynı zamanda dik olduğunu görürsek bu üçgenin aslında bir ikizkenar üçgen olduğunu fark ederiz. Şunu görmeniz lazım. Bakın 12 eksi 4 8. Burası 8. Dolayısıyla burası 8. O zaman ben şuraya 8 dersem arkadaşlar şurada bakın 6 8 10 üçgeni. Aynı durum burada da var. 6 8 10 üçgeni. Zaten üçgen de ikizkenar üçgen. Neden? Yükseklik aynı zamanda kenarortay. Burası 10. Burası da 10. Arkadaşlar üçgenimizi şöyle kabaca çizersek 10, 10, taban 12. Dolayısıyla çevresi ne olur? C şıkkı olur. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Dördüncü soruda ABC noktaları verilmiş. C noktası eksi 3'e eksi 2 olarak verilmiş. A'nın B noktasına göre simetriyi soruluyor arkadaşlar. Şimdi A'nın absis değeri olan eksi 3 bize y eksenine olan uzaklığını verir. Dolayısıyla y ekseni demek ki 3 birim sağ tarafta. Yine aynı şekilde arkadaşlar ordinat değeri olan eksi 2 de x eksenine uzaklıktır. O demek ki x ekseni 2 birim yukarıda arkadaşlar. X ve şu da y ekseni. Şimdi bu durumda A noktasının koordinatları ne olur? Eksi 6'ya 0. B'nin koordinatları da eksi 1'e 2 olur arkadaşlar. Şimdi soru neye döndü? A eksi 6'ya 0. B eksi 1'e 2. A'nın B'ye göre ne isteniyor? Simetrisi. Orta noktadan da yapabiliriz. Ya da eksi 6'dan eksi 1'e ne yapmış? 5 birim artmış. Bir 5 birim daha atarsa ne olur? Eksi 1'e 5 eklerseniz arkadaşlar 4. Ordinata bakalım. 0'dan 2'ye 2 birim artmış. 2 birim daha atarsa ne olur? 4. Ne yapmış olduk arkadaşlar? D şıkkı. Beşinci sorudayız. Alanı 9 birim kare olan ABCD karesi birbirine eş 3 tane dikdörtgene ayrılıp dik koordinat sistemine yerleştiriliyor. Bizde buradan istenen M ve N'den geçen D doğrusunun
eğimi karşılığı demiş arkadaşlar. Eğer alan 9 ise bir kenarı 3. Eğer 3 parça ayrılmışsa bunların her biri 1 birim olacak arkadaşlar. Buraya bu değerleri yazalım. Şurası 3 birim 1, 1. Şimdi arkadaşlar şuradan bir şurayı birleştirelim. Şurada ortaya çıkan bir üçgenimiz var. Bakın şurası. Bu üçgenden rahatlıkla eğim bulabiliriz. Eğim bulmak için ne yapalım? Hemen şuradaki uzaklığı söyleyelim. 4 birim. E buradaki uzaklık da kaç arkadaşlar? 3 birim. Dolayısıyla 4 bölü 3'ten cevabımız ne olur? C şıkkı. 6. sorudayız. 6. soruda ABCD bir kare, OEB bir eşkenar üçgen olarak verilmiş. ABCD karesi ile OEB eşkenar üçgenin çevre uzunlukları birbirine eşit olarak verilmiş arkadaşlar. D doğrusunun denklemi isteniyor. Şimdi eğer çevre uzunlukları eşitse şöyle diyebiliriz. Bir kenarı 3K'dan ne olsun? 12K olsun. Eşkenar üçgenin de 12K olduğunu kabul edersek bu durumda eşkenar üçgenin bir kenarı 4K olur. Karenin de 3K olur arkadaşlar. Dolayısıyla şurası da OA uzunluğu da K olur. Şimdi D doğrusunun özelliği ne? Orijinden geçiyor olması. Orijinden geçen doğrular biliyorsunuz Y eşittir AX tipinde. A yerine ne yazacağız? Eğim. Eğimi nasıl kullanacağız peki arkadaşlar? Çok basit. Bakın şuradaki üçgene bakacak olursak karşı komşu tanjanttan ne verir bize? 3 bölü 4 çarpı X. 4'ü karşıya atarsak 4Y eşittir 3X olur. Doğru cevabımız A şıkkı olur. 7. sorudayız arkadaşlar. D1 ve D2 doğrularının bir kısmı verilmiş arkadaşlar. Bu doğruların eğer uzatılırsa hangi noktada kesişeceği soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada şeye dikkat edelim. D1 doğrusunun eğimi şuradaki dik üçgenden rahatlıkla söylenir. 1'e bakın 2. D1 doğrusunun eğimini şöyle yazalım. Eğim D1 eşittir 1 bölü 2. Şimdi aynı şekilde D2'ye bakalım. Bakın buradaki dik üçgenden de rahatlıkla söyleyebiliriz ki burası 2, burası 2. 2 bölü 2'den eğim D2 de 1 çıkar arkadaşlar. Şimdi D1 doğrusunu uzatırken bu 2'ye 1 oran ne yapmayacak? Değişmeyecek arkadaşlar. Yine devam ettiriyorum bakın böyle. Bu şekilde uzatabilirsiniz. Ve eğim hep aynı kalıyor arkadaşlar. Bakın burada da 3'e 6 yani 1 bölü 2 eğim oranı ne yapıyor? Aynen devam ediyor. Şimdi geldik D2'ye. D2'nin eğimine 1 demiştik arkadaşlar. Ona dikkat. Uzatırken de buna dikkat ederek uzatacaksınız. Buradan geçer. Çünkü yine bakın eğim 4 bölü 4'ten 1. Yine aynı şekilde devam ettirelim. Şu şekilde. Yine eğim bakın. Burada 6 bölü 6'dan 1 çıkacak. Eğimi değişmediği için doğrunun doğrultusu bizim çizdiğimiz gibi olacağını ne yapayız? Eminiz. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar D noktasında kesişti bunlar. Bize sorulan da oydu. Doğru cevabımız D şıkkı olur. 8. sorudayız. Dik koordinat sisteminde A'nın B'ye göre simetrisi C, B'nin A'ya göre simetrisi ise D olarak verilmiş arkadaşlar. AB uzunluğu kaç birimdir denmiş. Şimdi A noktasının B'ye göre simetrisini alırken arkadaşlar ne olacak? B'ye A kadar uzaklıkta neyi seçeceğiz? Şuradaki C noktasını onu 5 virgül eksi olarak vermiş zaten. B'nin de A'ya göre simetrisini yine vermiş. Onu da D demiş arkadaşlar. O da eksi 4,3. Tamam. AB uzunluğunu soruyor. Şimdi ben şunu fark ettim. Burası A kadar, burası A kadar, burası A kadar. Bana A dediğim değeri soruyor. A kadar demiştim. Ama ben 3A'yı bulma şansım var. İki nokta arasındaki uzaklık formülünden. Eksi 9, eksi 3'ün farkının karesi, ordinat apsislerin farkı 5 eksi eksi 4'ten artı 4'ün karesi. Burası bakın 12, 144, 9'du bu pardon. 9 olursa ne olur? 81 olur. 225'ten 15 çıkar. Demek ki 3A dediğimiz şey 15'miş arkadaşlar. Buradan da A kaç gelir? 5.
A dediğimiz şey aslında buradaki AB uzunluğu. Doğru cevabımız B şık olur. 9. sorudayız. A ve B birer reel sayı olmak üzere y eşittir x ve y eşittir ax artı b doğruların grafikleri verilmiş arkadaşlar. Şurada bakın bir y eksenine ait bir eksi 1 noktası da verilmiş. A, B reel sayıları için hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyeceğiz. Kırmızıyla verilen yani y eşittir ax artı b doğrusunun şuradaki y eksenini kestiği nokta rahatlıkla bulunabilir. Nasıl buluruz? X'e 0 veririz. X'e 0 verirsek y kaç çıkar? B. Demek ki bu nokta B kadar. Peki eğer burası eksi 1 verilmişse B'nin eksi 1 ile kim arasında olduğu söylenebilir? Rahatlıkla 0 arasında olduğu söylenebilir. Onu yazalım. B eksi 1 ile 0 arasında. Bir kere şıklara baktığımız zaman bakın A bunu sağlıyor. B sağlamıyor. C sağlıyor. D sağlamıyor ve E sağlamıyor. Şimdi A ile C arasında kim hangimiz var? A dikkat ederseniz farklı. A burada 0-1 arasında, burada 1'den büyük. Şimdi orada şöyle bir şeyden faydalanacağız. İlk verilen doğru y eşittir x doğrusu. Bu kardeşimizin eğimi nedir? 1. Peki ikinci kırmızı doğru, buradaki mavi doğruya göre sağa yatıklığı daha fazla olduğu için nedir? Eğimi daha küçüktür arkadaşlar. Şimdi eğimi daha küçükse dikkat edin. A değeri zaten eğim veriyor. Demek ki bu A değeri bunun eğimi olan 1'den küçük olmalı. Bakın tekrar söylüyorum burada. Buna dikkat. Mesela şu noktada kesişiklerini düşünecek olursak arkadaşlar bu doğrunun eğimi bu doğrunun eğiminden daha büyüktür. Bu doğrunun eğimi 1 çıktığına göre, verildiğine göre buradaki eğim değeri olan A ne olacaktır? Buradaki 1 değerinden küçük olacaktır. Sağ yatık olduğu için 0'dan da büyük olmak zorunda. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Doğru cevabımız A şıkkı. 2x artı 5y eşittir 20 doğrusu. Koordinat eksenlerini A ve B noktalarında kesmektedir. A, B orta noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi soruluyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ne yapalım? Bu doğrunun bize eksenleri kestiği noktası neymiş ona bakalım. X'e 0 verdik. Bakın y buradan kaç çıkar? 4. Y'ye 0 verdik. Arkadaşlar x kaç çıkar? 10. Demek ki burası 4. Diğer tarafta 10 olacak. Doğrumuzun grafiği bu şekilde olacak. Şimdi buna A, buna B dersek AB'nin orta noktasından geçecek. Orta noktayı nasıl buluruz arkadaşlar? Ne yapacağım? Apsisleri yani 0 ile 10'un toplamının yarısı yani 5. Ordinatların toplamının yarısı 2. 5'e 2'den geçecek. Bir de nereden geçecek arkadaşlar? Orijinden. Yani biz şu D doğrusunun denklemini istiyoruz. Orijinden geçen doğrular Y eşittir. MX tipindedir. Ve ne yapar? Noktayı sağlamak zorunda. X gördüğüm yere 5, Y gördüğüm yere 2 yazarsam 2 eşittir 5 M olur. M de buradan kaç çıkar? 2 bölü 5 olur arkadaşlar. Şimdi o zaman doğru denklemimiz y eşittir 2 bölü 5 çarpı x olur. Peki bize denklem sorulmuştu. 5'i karşıya attık. 5y eşittir 2x olarak yazılabilir. Doğru cevap B şıkkı. 11. sorudayız. Dik koordinat düzleminde 5y eşittir 12x doğrusu üzerinde A ve B noktaları vermiş arkadaşlar. AB parçasının uzunluğu 3 birimse A ve B noktaların apsisleri farkı soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan eğimi nasıl yaparız? Y'yi yalnız bırakırsak 12x bölü 5'ten ne derim ben? Eğim 12 bölü 5 derim. O cepte kalsın. Şimdi ben şu şekilde bunları uzattım. Şurada alfa dedim. Şurayı birleştirirsem bakın şurası da ne olur? Alfa olur. Dolayısıyla tanjant alfa şöyle yazayım bakın. Şöyle. Bu kimdir? Tanjant alfadır. Yani 12 bölü 5. Dolayısıyla ben karşı şu oranını ne yaparım? Kullanarak şuraya 12K, şuraya da 5K rahatlıkla yazabilirim. Burası 12K, burası 5K ise özel üçgenden AB ne olur? 13K olur. AB'yi bize kaç vermişti arkadaşlar? 3. Demek ki 13K 3. Onu yazayım. 13K 3 ise K dediğimiz değer ne olacak? 3 bölü 13.
Peki bana sorduğu neydi? Apsisleri farkı. Bakın B'nin apsisi x1 dersek, A'nın apsisine x2 dersek bize sorduğu x2 eksi x1 burası. Yani buradaki 5k değeri oluyor. 5k değerini bulmak 5 çarpı k'yı 3 bölü 13 bulmuştuk. 15 bölü 13 yapar. Doğru cevap C şıkkı. 12. sorudayız. Birbirine eş 12 adet birim kare verilmiştir arkadaşlar. Orijinden geçip taralı alanı iki eşit parçaya bölen doğru aşağıdaki verilen noktalardan hangisinden geçer demiş arkadaşlar. Şimdi şu şekilde orijinden geçecek olan bir D doğrusunu çizelim. Buradaki toplam alan 12 adet olduğu için 12 birim karedir. İki eşit dediğine göre demek ki şu aşağıdaki alan ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Çünkü 12'nin yarısı 6. Şimdi arkadaşlar şuranın 4 birim olduğunu düşünecek olursak buradaki değeri de yüksekliğe de dik üçgende A diyelim. A çarpı 4 bölü 2 6'ya eşit olacak. A da buradan kaç olur? 3 olur. Şimdi bana sorduğu ne? Doğrunun hangi noktadan geçtiğinden bahsediyor. Şimdi o zaman şurayı şöyle işaretlersek apsis zaten 4 olacak. Ordinat A olacak. A'yı da şimdi bulduk. 4,3 diyebiliriz. Doğru cevap D şıkkı. 13. sorudayız arkadaşlar. 13. soruda dik koordinat sistemi birim kareden oluşmuştur. R noktasında bulunan bir karınca, şurada bakın, H noktasına sabit bir hızla en kısa yoldan 45 dakikada gitmektedir. Buna göre karıncanın R noktasından yola çıktıktan 18 dakika sonra bulunacağı nokta soruluyor arkadaşlar. Şimdi bir kere en kısa yol tabii ki buradaki R ile H arasındaki doğrusal yoldur. Onu önce bir söyleyelim. Toplam yolu 45 dakikada aldı arkadaşlar. 45 dakikada aldığı yolu hemen şimdi konuşacağız sizle. 45 dakikada bu RH yolunun tamamını alıyorsa 18 dakikada RH yolunun kaçta kaçını alır? Ona bakalım. Buradan şöyle bakalım soru işareti ne olur? RH yolu çarpı 18 bölü 45. Onu şöyle yazayım. 18 bölü 45. Buradan soru işareti ne olur arkadaşlar? RH çarpı 9'la sadeleştirirseniz 2 bölü 5. Yani demek ki arkadaşlar bu geldiği nokta bu RH yolunun tamamının 5'te 2'si kadar. Onu da şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Yani şöyle bir noktaya gelsin. Buna da biz ne diyelim? K diyelim. Yolun tamamını 5K dersek soru işareti o 5K'lık yolun 5'te 2'si olacaksa demek ki burası da ne olur? 2K olur. Burası da ne olur arkadaşlar? 3K olur. Şimdi R noktası eksi 1'e 0, H noktası da 7'ye 6. Tamam. Şimdi K noktasını bulacağız. Rahatlıkla şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 5K'lık yoldaki değişime bakıp 2K'lık yoldaki değişimi söyleyebiliriz. 5K'lık yolda eksi 1 iken apsis ne oldu? 7. Yani 8 arttı. O zaman 2K'lık yolda 8 bölü 5, 16 bölü 5 ne yapacak? Artacak arkadaşlar. Ordinata bakalım. 5K'lık yolda sıfırken kaç olmuş? 6. O halde 2K'lık yolda 6 bölü 5, 2'ye çarparsanız 12 bölü 5 artacak. Şimdi arkadaşlar dikkat. Buradaki apsis değeri eksi 1 iken 16 bölü 5 ne yapacak? Artacak. Onu şöyle yazayım. Eksi 1 artı 16 bölü 5. Buradan ne olur? 11 bölü 5. K noktası 11 bölü 5. Şimdi aynı şekilde ordinata bakacağım. 0'dı. Kaç artacak olduğunu buldum. 12 bölü 5. 0 artı 12 bölü 5'ten 12 bölü 5 gelir tabii ki. Onu da yazdım arkadaşlar. Bize sorulan zaten bu geldiği noktaydı. Yani K noktasıydı. Doğru cevap ne olur arkadaşlar? C şıkkı. 14. sorudayız arkadaşlar. 14. soruda A noktasında bulunan bir hareketli yukarıya doğru bir birim sağa 2, aşağıya 3,
sol tarafa 4. Bu hareketi arkadaşlar tekrar ediyor ve her seferinde bir öncekinden bir fazla olarak ne yapıyor? Arttırarak devam ediyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir sonraki 7 olacak. Şimdi dikkat ederseniz A noktasının burada arkadaşlar orijini temsil ettiği söyleniyor. AB doğrusu da Y eksenini temsil ettiği söyleniyor. Hareketle 21 birim uzunluğundaki adımını attığı anda düzlemin hangi noktasına gelmiştir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Burada özellikle arkadaşlar bu hareketi iki parçaya ayıracağız. Bir tanesi burada bakın düşeyde yaptı hareket. Bir birim ne yaptı? Yukarı çıktı. Sonrasında bakın 3 birim aşağı indi. Sonrasında bakın 5 birim tekrar yukarı çıktı. Ve sonra burada az önce bahsetmiştik 7 birim ne yapacak? Aşağı inecek. Bakın düşe hareket sürekli kendini tekrar ediyor. 1, 3, 5, 7, bir sonraki 9, bir sonraki eksi 11, bir sonraki 13 ve bu şekilde devam edecek. Yazabiliriz. Eksi 15 artı 17 eksi 19 artı 21. Şimdi arkadaşlar bu hareket sonlanacak. 21. yani 21 birim uzunluğundaki hareketini tamamlayacak. Buradan nasıl bir sonuç çıkar bakalım. Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2 ve artı 21'den ne yapar? 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi 2, eksi 10 yapar. Artı 21 ile beraber ne olur? 11 birim ne olmuş olur arkadaşlar? Yukarı yönlü y ekseninde çıkmış olur. Dolayısıyla ordinatı ne olacaktır arkadaşlar? 11. Aslında bu haliyle bile doğru cevabın D şıkkı olduğu söylenebilir. Fakat biz ne yapalım? Bir de x eksenindeki harekete bakalım. X ekseninde bakın ilk hareketimiz 2 sağa doğru. Yani bu ne demektir? 2 birim sağa gidecek. Sonrasında bakın 4 birim sola. Eksi 4. Sonrasında bakın 6. Bu diğerinde olduğu gibi ne olacak arkadaşlar? İkişer ikişer artacak. Sonrasında eksi 8, artı 10, eksi 12 diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. 21 bunun yaptığı düşe eksenindeki son hareket. Ama yatay eksende yaptığı hareket bundan bir eksik olacak. Yani bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hareket var ama bu 11. düşe hareketi olarak düşünürseniz yatayda 10 tane hareket yapmış olacak. O zaman bunu 10 defa yani 10 hareketle sınırlandıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne diyeceğim? 7, 8, 9 ve kaç olacak arkadaşlar? Şöyle eksi olarak yazayım. 10. Şimdi ne olacak? Bakın burası eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2 ve eksi 2. Kaç tane eksi 2 var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Yani buradan ne gelecek? 5 tane eksi 2, eksi 10 olacak. Demek ki x ekseninde 10 birim sola gitmiş olacak. Zaten D şıkkı bulmuştuk. Yine aynı şekilde doğrulamış olduk. 15. sorudayız. Analitik düzlemde P eksi 3 virgül 2 noktasının y eşittir eksi 1 doğrusuna göre simetri olan nokta orijin etrafında ve saatin tersi yönde 90 derece döndürülüyor. Şimdi elde edilen nokta soruluyor arkadaşlar. Biz öncelikle eksi 3 virgül 2 noktasının y eşittir eksi 1'e göre simetrisini alalım. Ne yapıyorduk bu simetri hareketinde? Absis aynı mı kalacak? Aynı kalacak. Peki kim değişecek? Y değişecek. Y'yi nasıl değiştiriyorduk? Buradaki değerin iki katını alıp buradaki kimden çıkartıyoruz? Ordinattan çıkartıyoruz. Elde ettiğimiz noktayı hemen yazalım. Eksi 3'e eksi 4. Şimdi bu noktayı saatin tersi yönde 90 derece döndüreceğiz. Şimdi arkadaşlar önce onu bir hatırlayalım. P noktası A virgül B olsun. Saatin tersi yönü biliyorsunuz pozitif yön olarak kabul edilir. Buradaki hareket sonucunda elde edilen nokta bunlar yer değiştirecek ve yeni absis değeri eksiyle çarpılacak. Burada aynı şeyi yapalım o zaman. Ne olacak? Yer değiştireceğiz ve elde ettiğimiz noktanın absisi değişecek. Dolayısıyla artı 4 olacak.
artı 4'e eksi 3 olacak. Doğru cevap B şıkkı. 16. sorudayız arkadaşlar. 16. soruda bize verilen bir kule var. Bir de uçağımız var. Bu uçak O noktasından başlayarak önce OA, sonra AB ve sonra da BC doğrultularını izleyerek hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar burada bahsedilen OA arasındaki izlediği doğrultuyla, bakın şu doğrultuyla BC arasındaki izlediği doğrultu birbirinin aynısı. Ona dikkat edin lütfen. Şimdi hemen ne yapalım? Buradaki verilere bakalım. A noktasındayken kuleye ne kadar? 3 kilometre. Bakın şöyle dik indiriyorum. Kuleye olan mesafe şurası olacak. Bu 3 verilmiş. Dolayısıyla indiğimiz noktaya P dersek o P1. Piste uzaklık 1 olduğuna göre demek ki AP1. Bu durumda arkadaşlar burada eğim açısı kaç olmak zorunda? 45. Unutmayalım BC de ne olacak? Doğrultu olarak, eğim olarak 45 olacak. Devam edelim. B noktasındayken kuleye 4. Şimdi B'den bir dikme iniyoruz. Şuranın kaç olduğunu biliyorum. 4. Demek ki burası R dersem PR1. Piste 3. Demek ki BR uzaklığı 3 birim olacak. Şöyle devam ettireyim şurayı. Burası 1'di zaten. 3 olacaksa burası 2. Buradakine dikkat edin arkadaşlar. Burada da eğim kaç oluyor? Eğim karşı bölü komşudan. Bakın hemen rahatlıkla gözüküyor. 2'ye 1, 2 çıkacak. Onu da şöyle notumuzu alalım. 2. Şimdi neredeyiz? C'deyiz. C'de kuleye şöyle dikime inersek ne kadar olduğu söyleniyor? 7. 4 ise burası 3 olacak. Şöyle indirdik. Demek ki burası da 3 olacak. Buradaki eğimin 45 olacağını bu doğrultuyla aynı olduğu için söylemiştik. Demek ki burası 3 ise burası da 3 olacak. Eğim 45 olması için eğim açısından. Şimdi bakın burada arkadaşlar neyi sormuş bize? A değerini yani piste uzaklığını. Bakın şurası kaç birimdi? 3 birim. Dolayısıyla burası da 3 birim olacak. Oraya da 3 yazarsak bakın buradaki mesafe yani kime uzaklık? Piste uzaklık 6 birim olur. Doğru cevap C şıkkı.